Kutlar Vadisi'nin yeniden yayınlanacağı son zamanlarda çok konuşuluyor. Geçtiğimiz Eylül ayında ortaya bir iddia atılmıştı. Bazı haber siteleri, Instagram ve Twitter'daki bazı sayfalar Kutlar Vadisi'nin yeniden çekileceği ve Netflix'te yayınlanacağını iddia etmişti. Tabi hemen ardından Panafilm bu iddiayı yalanladı. Ama keşke yalanlamasaydı. Çünkü bana kalırsa Kutlar Vadisi gelecekse Netflix'te yayınlanmalı. Daha doğrusu öncelikle 97 bölümlük Efsane Kutlar Vadisi Full HD kalitede Ömer Baba sahnelerini geç butonuyla Netflix'te yayınlanmalı. Süleyman Çakır Öldü Ardından Kutlar Vadisi yeniden çekilecekse Netflix'te yayınlanmalı. Necati Şaşmaz zaten çekileceğini söylemişti. Ama Vadi şu anda bir TV kanalında yayınlanırsa kesinlikle çok kalitesiz olur. Neden? Çünkü televizyonda yayınlanan bir dizinin süresi en az 2-2,5 saat. Şu anda TV'de yayınlanan bütün diziler zaman kaybı. Gereğinden uzun, kalitesiz ve kötü yapımlar. Dizilerin süresi arttıkça kalitesi düşüyor. Kurtlar Vadisi pusunun son birkaç sezonunun kalitesizliği de ortada. Önceden premierlik olan dizi son sene resmen PTT birincilik olmuştu. Aslında küsler barışsa, eski ekip yeniden bir araya gelse, yönetmenliğini Osman Sınav ve Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı, senaristliğini Radi Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in yaptığı, konsept danışmanının Soner Yalçın olduğu, Netflix'te yayınlanacak sinegraf ve panafilm ortak yapımı yeni bir vadi çekilmeli. Ama bu sefer günümüz Türkiye'sine değil 70'leri 80'leri anlatmalı. Konsey üyelerinin Aslanak Bey, Duran Emmi, Seyfo Dayı, Doğu Bey gibi dizinin kilit karakterlerinin gençlikleri oynanmalı ve o dönemin derin devlet mafya ilişkisi anlatılmalı. Daha da detaya inersek Polat'ın kaçırılışı, Karahanlı'nın devlet ile ters düşmesi ve konsey üyelerinin alemde yükselişi gibi sahneler yukarıda saydığım ekip ile çekilip yine Konseydeki gibi yıllarca devlet tiyatrosunda oyunculuk yapan ustalarla çekilirse eski vadiyi aratmayan muhteşem bir dizi olur. Adı da Kurtlar Vadisi Konsey olabilir mesela. Tabi şaşmaz kardeşlerin küsmesi, Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'ni yapmasından pişman olmasını falan düşünecek olursak maalesef böyle bir dizi asla çekilmeyecek. Ama hayalimi kurmayalım. Peltex TV'den bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.